Evet, bütün hemşehrilerimi selamlıyorum. Bugün Kartal'daki istasyonumuzdayız. Hazırlıkları yerinde görmek istedim. Tabii bildiğiniz üzere sıkı bir kar yağışı bekliyoruz. Tabii bir yandan kuraklık var, bir yandan hepimiz barajlarımızla ilgili su ihtiyacına dönük süreci takip ediyoruz. Kaldı ki bugün %47'lere yakın bir doluluk oranımız söz konusu. Daha da büyüsün istiyoruz. Dolayısıyla karın yağışı, yani daha doğrusu mevsimin gereğini yerine getirmesi bizi mutlu ediyor. Bugün itibariyle kar yağışı başladı. Neredeyse bir haftalık, 7-8 günlük bir kar yağışı görünüyor. Ama bu daha da netleşecek. Ancak görünen o ki, sanıyorum cumartesi akşamı, pazar günü itibariyle oldukça evet, yoğun bir kar yağışı bizi bekliyor. Yarın, öbür gün evdeyiz. Sokağa çıkma yasağı var bildiğiniz gibi. Tabii bir yandan bunu avantaja da çevirmek istiyoruz. Karı karşılarken ekiplerimizin, ki bütün İstanbullu hemşehrilerin bilsinler, 7000'in üzerinde çalışan arkadaşımız karla mücadelede hizmet edecek. Araç sayımız 1300 civarında araç sayımız var. Ve araçlarımızla 7000 çalışanımızla 4000'in üzerinde de 4000'in üzerinde de kilometreye sahip bir yol ağına hizmet ediyor olacağız. Tabii bu sadece bu şey değil. Aynı zamanda 39 ilçeyle de istişareli yürüyoruz. Onların belli ihtiyaçlarına katkı sunuyoruz. Tuz ihtiyacı olsun, diğer hususlarda olsun, entegre çalışıyoruz. Bir arada iş üretelim. 39 ilçemize de başarılar diliyoruz bu arada. İnşallah bu kar sürecini en hassas, en güzel şekilde, kazasız, hiçbir çalışan arkadaşımın burnu kanamadan bir çalışmayla geçirelim istiyoruz. Bir başka husus, tabii burada vatandaşlarımıza da yoğun bir görev düşüyor. Bugün itibariyle vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarına rağbet etmelerini istiyoruz. Mümkün olduğu kadar özel araçla çıkmamalarını diliyoruz. Çünkü kar daha da yoğun olabilir beklentisi var. Şu anda bir şey söyleyemiyoruz ama ola ki yolları tıkayacak derecede kar yağışı olduğu zaman burada vatandaşlarımızın lütfen özel araçlarla mümkün olduğu kadar sahaya çıkmamasını özenle istiyoruz. Tabii çıkacaklarsa da kar koşullarına uygun araçlarıyla ya da ona göre lastik tercihleriyle hareket etsinler. Bu önemli. Tabii bir başka husus, okullar açılıyor haftaya. Kar yağışına göre muhtemelen hem valimizle her zaman istişare halindeyiz. İlgililerle, yetkililerle, milli eğitimin alacağı karara göre de tedbirli ve hareketli olacağız bu anlamda. Tabii kar yağışı demek, evet, bir hizmet demek, bakım demek ama bir yandan da bizden hizmet bekleyen başka unsurlar da var, sokak canlıları var. Bu konuda da tedbirliyiz. Bizim gibi eminim ki bütün ilçelerimizin de veterinerlik müdürlükleri tedbirli çalışıyorlar. Ama bu konuda da özellikle vatandaşlarımızın da duyarlılığını yaşam alanlarında istiyoruz. Onlar da gerektiği yerde gereken katkıyı sunmalarını diliyoruz. Aynı zamanda İstanbul'da ne yazık ki son dönemde de yoğun artış gösteren evsiz insanlar var. Bunların bir kısmı bizim vatandaşımız ama ne yazık ki yoğun bir kısmı da mültecilerden kaynaklı. Bu konuda da yine hem valiliğimizle irtibat halinde olacağız. Arkadaşlarıma talimat verdim. Özenle süreci takip edecekler ve inşallah bu zaman diliminde tek bir vatandaşımızın bile sokakta kalmaması adına bütün ekiplerimiz de takipte olacağız ve asla taviz vermeyeceğiz. Bu konuda da uyarılarınızı merkezlerimize ulaştırabilirsiniz. Elbette korona dönemi, elbette bütün kurallara uyarak bir yaşam dönemini istiyoruz. Bugünlerin sonunda inşallah şöyle %70'leri, 80'leri bulan baraj doluluklarıyla kuraklığın hemen sonrasındaki mevsimin bereketiyle beraber güzel günler hep beraber kucaklayalım istiyorum.
Allah hepinize sağlık versin öncelikle. Kazasız, sıkıntısız bir hafta diliyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Herkese bol karlı evlerinin önünde, bahçelerinde kar topu oynadığı ve karın zevkini çıkardığı günler diliyorum. Aman dikkat edin ha, durduğunuz yere, kurallara uyun. Hiç kimsenin burnu bile kanamadan yoğun bir hafta olacak. İnşallah hep beraber atlatalım süreci. Başarılar diliyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Gelen var, gelenler var. Biraz daha geri gelelim arkadaşlar. Biraz daha geri gelelim.